Günaydın hocam. Hoca, Abdel Hoca. Ne yapacaksınız? Koy ve değerli katılımcılar. 29. Ulusal ve 3. Uluslararası Eski Eser, Müze ve İnsan Konulu Karikatür Yarışması töreni ve sergisi ile Çağlar Boyu Saatler sergisi açılışına hepiniz hoş geldiniz. Sayın Protokol, değerli katılımcılar, hepiniz hoş geldiniz efendim. Yılından bu yana ülkemizde yalnızca müzemiz tarafından yapılan bir etkinlikle hep yine beraberiz. Bu etkinlik müze, eski eser ve insan ilişkileri konulu. Bu yarışmaya bugüne kadar başarıyla devam ettirmemizin başlıca ana destekçisi başta Burdur Valiliğimiz, Burdur Belediye Başkanlığımız, Burdur İl Özel İdaremiz ve Burdur'daki birçok sivil toplum kuruluşları bizi her zaman desteklediler. Ve bunun bugün 29. ulusal, 3. de uluslararası düzeyde düzenlemiş bulunuyoruz. Bu yarışmadan bugüne kadar müzemizde 2500'ün üzerinde konusu müze, eski eser ve insan ilişkileri konusu olan karikatür koleksiyonumuz mevcut. Bu koleksiyonun içerisinde en az 500 tane de karikatürist sanatçımızın imzası var. Bu tabii ki Burdur ilimiz için çok büyük bir birikim. Bu koleksiyonu umarım önümüzdeki yıllarda Burdur'da bir mekanda, bu mekanlar tabii sivil mimarlık örneklerinden birisi olabilir. Belki de bir karikatür müzesi olarak ilimizin müzeler silsilesine bir yenisini daha etkileyerek olmasını arzu etmekteyiz. Bunu Sayın Valime de burada arz ediyorum. Bu yıl 29. ulusal, 3. de uluslararası düzeyde düzenlediğimiz bu yarışmamıza 189 tane eser geldi. Bunun 90 tane çizer gönderdi bize. Hepsine huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Bizi her zaman desteklediler. Asıl destekçimiz bizim bunlardı. Bu arkadaşlarımızdı. Bunlar olmazsa biz zaten bu yarışmayı sürdüremezdik. Bu yarışmamız da belki bilmeyenler için söylüyorum ama herkesin bildiğini varsayıyorum. Bu profesyonel çizerler bunlar. Bunların içerisinde çok önemli bildiğimiz karikatürist dostlarımız var. Çünkü biz de bu eserleri de seçici kurul olarak her yıl hakikaten de zorlanıyoruz seçmekte. Çünkü her birisi birbirinden güzel eserler. Burdur Müzesi ülkemizin önemli bir müzelerinden birisidir. Bugün bu 70 bine yaklaşan bir koleksiyonu var müzemizin. Bu koleksiyonun hem sayı bakımından hem de bölgemiz yani Pisidya bölgesi bakımından birçok uygarlıklara kucak açmış bir coğrafya olarak burada bu 70 bin eserin içerisinde Anadolu'da bugüne kadar bildiğimiz 42 uygarlığın çok önemli bir bölümünün eserlerinin olduğunu müzemizi gezenler bize övgüyle söz etmekteler. Onları da teşekkür ediyoruz. Bu zenginliği, bu müzenin bu zenginliğini de gelecek dönemde mutlaka yeni bir yerde farklı bir müze konsepti içerisinde sergilemek gerekli. Artık müzeler yalnızca eserlerin konulduğu içerisinde işte soğuk eserlere bakılan yerler olmaktan çıkmış durumda. Müzenin bir kafeteryası, hatta restoranları, hediyelik satış üniteleri, görselleri ve canlandırmaları yapılan müzeler oluşmaya başladı Anadolu'da da. Birçok yerde bunun örnekleri var. Bizim Burdur'umuz da bunu
hem eser bakımından, çokluğu bakımından hem de zengin çeşitli koleksiyonlara sahip olması bakımından başta hak eden yerlerden birisidir. Bunu da önümüzdeki yıllarda bu çalışmanın içerisinde olacağız ve böyle bir çalışmayı Burdur hak etmiştir, gerçekleştireceğimizi düşünüyoruz. Bu zengin koleksiyonun içerisinden etnografik bölümlerinden seçtiğimiz çağlar boyu saatler diye bir temalı bir konuda bir de ayrı bir sergimiz var. Bugün Sayın Valim açacaklar. Bu sergimizi de sizlere sunacağız. Beraberce gezeceğiz. Umarım bir eksiğimiz olmamıştır. Olduysa da bizi affediniz. Hepinize tekrar hoş geldiniz diyorum. Saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Bu güzel değerleri tanıtma çalışmalarında bir tarafta yürütüyoruz. Yani bir taraftan o kültürel değerimizi yaşatırken diğer taraftan da bunu tanıtım amaçlı kullanmaya çalışıyoruz. Örneğin şu anda elinde gösterecek olmuş olduğum geçmişten geleceğe halk kültürü ve turizm konulu sempozyum hem kültürel değerlerimizi işlemiş hem de turizmcileri bu sempozyum boyunca bir araya getirerek bunun tanıtılmasını sağlamışızdır. Bunun yanında uluslararası turizm borsası Almanya'da İTB fuarı, uluslararası Doğu Akdeniz fuarı, Özbekistan fuarı Burdur tanıtım günleriyle tanıtım çalışmalarına hız veriyoruz. Tabii ki bunda herkesin katkısı var. Yani biz İl Kültür Turizm Müdürlüğü olarak, valiliğin altında İl Kültür Turizm Müdürlüğü olarak değil, diğer herkes, bütün kurumlar, özel kuruluşlar, sivil kuruluşlar bu işin içerisinde yer alıyor. Diğer taraftan Burdur 360 derece ilimizin tanıtımı açısından bir sanal tur fırsatı sunuyor. Ve TRT'ye başta olmak üzere birçok kanallarımız Türkiye'den buraya gelerek tarihi mekanlarımızı çekerek tanıtım çalışmalarına katkı veriyorlar. Ve turizmhaberleri.com'da yeni çıktı. Buram buram Anadolu Burdur konulu. Bugün girebilirsiniz. Burdur'la ilgili, Sakalasos Antik Kenti ile ilgili ve müzemizle ilgili haberleri ve bilgileri orada yer aldı. Tabii ki Soma faciasından dolayı Burdur'un bu tarihi zenginliğinin bulunduğu, sergilendiği müzemizle ilgili Müzeler Günü'nü kutlayamamıştık. Biz bugüne bu açılışı aldık. Bu kapsamda öncelikle bu yarışmalara katılarak bize katkı veren karikatürist ve çizerlerimize teşekkür etmek istiyoruz. Burdur'umuzda inşallah bundan sonra da açılışta da belirttiğim gibi rahmetli ilk valim bize ilk kaymakamadayken öyle demişti. İdare grup gayretiyle yönetme sanatıdır demişti. Biz de inşallah burada Burdur'umuzda tüm milletvekillerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız, yerel yönetimlerimiz, belediyemiz, üniversitemiz, diğer gönüllü kuruluşlarımız ve sevgili Burdurlularla Burdur'u inşallah en güzel şekilde yönetmeye talibiz. Burada desteğinize ihtiyacımız olacak. Yardımlarınıza ihtiyacımız olacak. Biz bir aileyiz, biz bir bütünüz. Hep beraber yöneteceğiz inşallah Burdur'u. Ve daha güzel, daha ileriye, daha güzel bir Burdur'u hep beraber birlikte inşa edeceğiz. Bu noktada tabii Burdur'un tanıtımına hakikaten çok ihtiyaç var. Sahip olduğu potansiyeli tam anlamıyla kullanıyor desek yalan olur. Hakikaten biraz Antalya, Isparta, Denizli üçgeninde sıkışmış kalmış ama inşallah bunu aşacak çok değerli insanlar var. Bunu hep beraber inşallah bu şeyden olumsuz durumu olumlu hale çevirmeye gayret içerisinde olacağız. Antalya'yı iyi kullanmak lazım. Orada gelen turları belki buralara doğru çekmek lazım. O noktada inşallah önümüzdeki dönemlerde Burdur'un tanıtılması, Burdur'un tarihi eserlerini ortaya çıkarılması noktasında inşallah güzel çalışmalar yapacağız hep birlikte. Bu vesileyle Burdur'un tanıtımına önemli katkı sağlayan bu karikatür yarışmasında emeği geçen herkese tebrik ediyorum. Katılanlara çok çok teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Sağ olun. Ya o da artık
Göller bölgesinden sayesinde bir turizm ve katkı verecek. Geçelim. Vatandaşın ayağına suya değdirmemiz lazım. Gölle barıştırmak lazım. Evet. Şimdi gelirken Salda Gölü'nden geldim. Ben önce bilerek o Salda Gölü'nden geldim. O Salda Gölü'nün hatta Marla falan olsa da girecektim hatta denize. O Salda Gölü'nün o şeyini mi görebiliyorsun bir şekilde. Cuma gününde. Tamam, bugün 4'ten sonra inşallah.